sizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldin başkanımız. Bizim Cumhurbaşkanımızdan aldığımız bir terbiye var. Yaradan'dan ötürü insanları kucaklamak. Biz bu düsturla yola çıktık. Ayrım asla ve asla yapmadık. O düsturla da şimdi Hatay'ımıza aynı mantıkla, aynı anlayışla hizmet ediyoruz. Hizmeti yaparken insanların mezhebine bakmıyoruz. Meşrebine bakmıyoruz. Diline, dinine, ırkına bakmıyoruz. Allah'ını seveyim. 15 ilçeyi de kucaklayarak yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yerel seçimlerde buraya geldiğinde bir cümle sarf etmişti. Dedi ki, Hatay büyük bir afet yaşadı. Hatay'ı yerelle merkezi buluşturun. Hamdolsun milletimiz sağduyulu oldu ve yerelle merkezi birleştirdi. Şimdi onun meyvelerini yiyor bu millet. Biz görevi devraldık. Mazbatamızı aldık, oturduk. Bayram arefesiydi, personelin maaşını bile düşünmemişlerdi. Biz arefe günü personelimizin maaşını da ödedik, iki de ikramiye verdik. Bayram üstü çoluğuna çocuğuna maaşını ödedik. Diğerleri gibi gelir gelmez işten atmadık. Kaldı ki şu an belediye kapasitesinin çok üstünde bir personele haiz. Ve bundan da gocunmuyoruz. Ama biz arkadaşlarımızla bu şehri ayağa kaldıracağız diyoruz. Mali tabloyu istedik. Bayramdan hemen sonra mesai başladı. 7,5 milyar borcunuz var dediler. Peki dedik, önemli değil. Biz bunu öderiz, hizmetimizi de yaparız. Çok ciddi bir borç. Biz kaynaklarımızı iyi kullanıyoruz. Müsriflikten kaçınıyoruz. Bir yolsuzluk, bir sıkıntı varsa çok ağır şekilde oranın üstüne gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki sene stadımızı da bitireceğiz Hatay'da. Bir zaman daha geldiğimde şunu söyledim. Bana oy verin diye gelmiyorum dedim Samandağ'a. Beni tanıyın diye geliyorum. Ben sizden ne zaman oy isterim? 29 seçimleri. O zaman kıyaslayın dedim. Hizmet nasıl yapılırmış? İnsanlar nasıl kucaklanırmış? Mezhep değil, din, ırk, meşrep ayrılığı nasıl yapılmazmış? O zaman kalbinize, vicdanınıza sorun, o zaman bunu yapın. Oturdum çalıştım, 1.700 küsür milyar, yani 2 kat trilyona yakın da öyle borç çıktı. Ne oldu borcumuz? 10,5 milyar. Ama şu ana kadar bu kardeşiniz 4.6 milyar bu şehrin borcunu ödedi. Sadece borçlarımız devlete ve bankalar olan borçlar kaldı. Onu da görevin bittiği gün ödeyip bırakacağım, teslim edeceğim. Bunu yaparken hizmetlerimizi görüyorsunuz. Dedik ki bu şehrin yol sorununu bu yaz itibariyle bitireceğiz. 35 noktada çalışmamız var şu an. Şu an yaptığımız yol miktarı 1002 kilometre. Şu an 1002. Planlanan kış mevsimi gelmeden de yani önümüzdeki 15-20 gün içerisinde de bitireceğimiz bir 400 kilometre daha yol var. Ve 1400 kilometre ile bu yazı bitiriyoruz artık. İnşallah. Bunun içerisinde sadece büyük şehre ait yollar yok. Yapabileceğimiz ne varsa ilçe belediyelerine ait olan yardımı da yapacağız arkadaşlar. Şimdi Hatsu şu ana kadar 75 bin noktada bakım onarım yaptı. Ama inşallah önümüzdeki günlerde teke başının hem içme suyu, hem arıtmasını, hem kanalizasyonunu tamamını iadeye çıkıyoruz. Samandağ'ın da altyapı meselesini bitireceğiz. Biz sadece yol, su, kanalizasyonla kalmıyoruz. Çok kısa bir sürede ve bunlar geçiciydi. Seneye onlar nasıl olacak göreceksiniz. 6 tane sahili milletimizin hizmetini açtık. 280 kilometre sahil bandımız var. Vatandaşın denize gireceği plajda bir tesis. Bunun 6'sını bu yıl açtık. Bir tanesi de sizde Çevik. İnşallah bunları çoğaltacağız. Bağlarımız var. Söz vermiştik. Buralara mesire alanları yapacağız diye. Önümüzdeki yaza da onu hazır edeceğim inşallah. Taziye evleri, çok amaçlı salonlar, muhtar odaları,
bizim sözümüzü yerine getireceğiz. Hem dağın öbür tarafında hem bu tarafında iki tane olmak üzere toplam üç tane meslek edindirme merkezimizi açıyoruz. Burada. Burada. Gençlerimiz mesleğine göre eğiteceğiz bunları. Bu meslek döneminde de maaşlarını ben ödeyeceğim. Ve bu kardeşlerimizin uygun iş yerlerine bizzat sertifikalarını verip ben yerleştireceğim. Ve takibini de ben yapacağım. İşimiz çok. Yükümüz ağır. Şimdi bize düşen ne biliyor musunuz? Siyaset için, koltuk için birbirimizi ayrıştırmaya çalışanlar var ya, onları def etmek. Şu şanlı al bayrağımızın altında bu milletin geleceği için çalışacağız. Bizim yolumuz belli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu şehirde şanlı al bayrağımızın altında birlik, beraberlik içinde olmak. İlçe binamız hayırlı olsun. Ve inşallah burada görev alan kardeşlerimiz de tüm Samandağ halkını kucaklayarak, onların dertleriyle dertlenerek bu şehre hizmet eder diyor. Hepinize saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.